Güzel bir karışım. Dolu koymuşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıra feci. Herhalde bir saat falan rahat bekleyeceğiz burada. Evet, güzel Bangkok sabahından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yemek turu yapıyoruz. Şehirde en çok yenen yemekleri deneyeceğiz. Vallahi güzel yerler seçtiğimi düşünüyorum ama tabii hiç belli olmaz. Artık kısmet diyelim. Şimdi Shin Shen Yun adlı bir tostçuya geldik. Yine mi tost derseniz aslında yine tost ama Singapur'daki gibi tatlı tost değil bu sefer. Bu sığır etli ve yumurtalı bir tost. Hemen üst tarafta hafif bir ekmeği kızartmışlar ve kenarları alınmış beyaz tost ekmeği. İçerisinde sığır eti parçalı yumurta omlet tarzı. Güzel bir karışım. Yani dışarıda yapabileceğiniz ve bize uygun olan kahvaltılardan biri. Yaklaşık bu 22 Hong Kong doları ediyor. Şöyle bir tane de milk tea aldım yanına. O da 16 ya da 18 Hong Kong doları falandı. Yani içerisinde gayet dolu koymuşlar. Güzel görünüyor ya. Şimdi bir ısırık alıp ilk denemeyi yapalım bakalım. Gayet iyi. Yani çok ağır değil. Hafif bir tadı var. Lezzeti, kıvamı yerinde. Şöyle diyeyim. Daha çok yumurta tadını alıyorsunuz. Ağır bir et tadı yok. Kahvaltı için gayet güzel bir seçenek olmuş. Yani ben beğendim. Size de öneririm. Bir deneyebilirsiniz. Şimdi şöyle küçük bir dükkana geldim. Fırın pastane tarzı küçük tatlı alıştırmalıklar var. Dedim belki küçük bir şey alırım. Şunlar biraz aslında helvaya benziyor bizim ama 18 tanesi. İçinde de çok var yani. 7 tane falan var. Sorayım bakayım tek bir tane satıyorlar mı? Sorry. Can I take just one? Just one, yes. Bu biraz daha büyük hali. Okay. Oh. Böyle verdi ama inşallah düşmez. Thank you. Şuna bakın. Valla bizim helvaya benzedi baya. O yüzden bir alayım deneyeyim dedim. Bakalım tadı nasıl çıkacak. Valla şimdi bunu böyle aldım ama inşallah düşürmezsem iyidir dediğim gibi. Helvaya bayağı benziyor şekil olarak. Kıvam olarak da benziyor. Büyük ihtimal pirinç unuyla yapmışlardır. Tadalım bakalım nasılmış bu tatlı. Aynen bizim helva gibi. Ama daha az şekerli, daha bir tatsız hali diyebilirim. Yani çok bir tatlı yerine ben pek değerlendiremiyorum çünkü baya az şekerli. İçerisinde yine Uzak Doğu'nun olmazsa olmaz kırmızı fasulyesi var. Helvayla kırmızı fasulyeyi buluşturmuşlar yani. Ama dediğim gibi işte daha tatlı yapsalarmış çok daha güzel olurmuş. Arkadaşlar arkada gördüğünüz gibi sıra feci. Herhalde bir saat falan rahat bekleyeceğiz burada. Ve sonunda içerideyiz. Menüyü hemen göstereyim. Direkt şu baştakini alacağız zaten. Kızartılmış kas ve pilav. 78 Hong Kong doları. Diğerleri de işte pilav yerine mesela makarna, noodle var. Noodle çorbası demiş. Vesaire.
Ama biz normal standartı deneyeceğiz. Şimdi buraya girmek yaklaşık bir saatimi aldı. Çok fazla yoğunluk var. Çünkü 8 kere Michelin ödülü kazanmış bir yer. Biliyorsunuz Michelin ödülü en iyi malzemelerin, en yüksek standartta yapıldığı ve pişirildiği yemeklerin çıktığı restoranlara verilen bir ödül. Dolayısıyla beklenti yüksek. O yüzden geldim ve bu kadar bekledim. Umarım beklediğime değer. Bakalım. Ve kızarmış kazımız geldi arkadaşlar. Üst tarafı gayet iyi pişmiş. Hatta derisi biraz da böyle kıtır. Gayet rengini güzel almış. İç tarafı gayet yumuşak görünüyor. Yani görüntü olarak şu anda bildiğiniz 10 numara. Bu arada bir tane de limonlu çay aldım. O da 5 Hong Kong doları falan. O zaman haydi tadalım. Şimdi uzak doğuya geldim. İlk defa çubukları kullanıyorum. İlk basit olarak pilavdan başlıyorum. Pilav güzel. Hafif baharatı var. Üzerine bir sos dökmüşler. O biraz nasıl desem, Cheetos baharatı vermiş. Öyle değil. Şimdi kazımızı bir deneyelim. Kaz enfes. Tavuğun sadeliğinden çok daha öte bir tat dokusuna sahip. Direkt böyle ağızda bir cümbüş yaşatıyor diyebilirim. Mesela kazı kesmiş getirmişler ama şurada hafif kemiği kalmış. Bilmesek yutacağız ya. Olacak iş değil. 9. yıldızı nasıl alacak bunlar? Şaka maka güzel arkadaşlar yani. Gelin deneyin. Pişman olmazsınız diye düşünüyorum. Pilav yalnız gayet iyi. Yani üzerine bir sos dökmüşler. Ayrıyeten kazın da kendi sosu işlemiş. Bayağı güzel bir pilava dönüşmüş. Yani dışarıda bir saat beklediğime değdi diyebilirim. Şimdi hesapta şu şekilde arkadaşlar. 78 Hong Kong doları bizim kas. 5 Hong Kong doları olan da limonlu iced tea. Toplam 83 Hong Kong doları. Bir de %10 bahşiş var. Toplamda 91 Hong Kong doları tuttu yani. O da işte 12 dolar falan yapıyor. Eh kaz yedik. Olsun o kadardı değil mi? Hadi bakalım sıradaki yere geçelim. Bir tane de gelmiş McLaren'le kapının önüne park etmiş. McLaren güzel araç ya. Kuyruk da zaten uzamış da uzamış maşallah. Şimdi son olarak mahallenin wontoncusuna geldim. Beef ve noodle söyledim. Wonton ne derseniz aslında wonton bir çeşit Çin mantısı. Karidesli ama burada içerisinde biraz da pork eti koyuyorlarmış. Domuz eti. Dolayısıyla onu es geçtim. Sadece beef ve noodle söyledim. O da 40 Hong Kong doları. İşte 5-6 dolar bir şey deyin ona da. Alabileceğim en rahat şeyi söyledim. İşte biraz noodle. Biraz sığır eti. Alın size işte sığır etli noodle. Ya da artık Çinliler makarnaya ne diyorsa o. Şuradan hemen bir çubuğumuzu alalım. İlk önce noodle'dan tadalım. Noodle normal. Gayet standart noodle'lardan. Bizim için önemli olan et kısmı. Et olmuşsa tamamdır. Şöyle etimiz gelsin. Et güzel. Yani tam pişmemiş gibi gelmişti bana ama gayet yumuşak. Gayet tadı yerinde. Son derece güzel olmuş. Şöyle ikisini birden yani akşam yemeği için ideal diyebilirim. We'll be right back.
Son olarak geceyi noktalamak için en iyi şey bir tatlı gömmek tabii ki. Bizim meğerse hostelin hemen yanındaki dükkan çirozcuymuş. O yüzden bir tane onlardan gider ayak aldım. Bakalım. Baya kıtır kıtır, baya tatlı, güzel. Bugünlük de bu kadar diyelim o zaman arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Her zamanki gibi kanala abone olup videoları beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın.